Benim böyle yapınca değiyor ama şöyle böyle yapınca da değiyor. Yan koymak gerekiyor şöyle. Şöyle evet değiyor. Burnunuzu bastırıyorsunuz, bastırmayın tamam mı? Ha, bastırmayınca değmiyor, bir dakika. Alt dudak olur mu? Yarı güzel. Alt dudak. Kayıtta mıyız? Evet kayıttayız. Ay. Yapma ya. Gencim güzelim, güzelim güzelim. Fena kayıttayız değil. Kayıttayız hocam, ne olduğunu anlatalım bari. Böyle valla Ali Aktal'ın iddiası, şöyle elini tokanınca efendim dudaklarına da değiyorsa parmağının kenarı güzelmişsin yoksa değilmişsin. Güzellik ruhtadır bir kere, tamam mı? Hiç kabul etmiyorum öyle bir şey. Çok saçma. Bir de bir ara şey çıkmıştı. Dilini dirseğine değdirebilirsen akıllısın mı? O yüzden boyun fıtığı kaldı bende. Zamanında çok uğraştım. Ya ne saçma şey yapacağım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olur. Kes grubunun basçısıysan dilin altını kestirip buradan yalayabilirsin. Hiç problem yok. Gene Simmons. Kendisi saygılar sunuyoruz. Niye böyle şeyler yapıyoruz hocam? Şuna inanan var çünkü. Dilini burnuna değdirirsen anlatıyoruz. Anlatıyoruz. Mesela çocuklar böyle bir şey yaptığında işte hadi bakalım dilini dirseğine değdirebiliyor musun dediğinde denemeyen kaç çocuk var? Neden? Sınırlarını aşmaya programlı bir canlı. Yapamazsın diyorsun ya, aha da ben bunu yaparım diyor. Bu güdüyle dünyaya geliyoruz. Çocuk değil, buna inanan büyükler yani, de biliyorum ben. Ya mesela şimdi benim babama söylesen yapmaz. Olur mu öyle saçma şeyler? Yani belli bir yaştan sonra tabii ki kontrol ediyorsun ama çocukların hemen denemesinin sebebi doğuştan gelen bir güdü. Yapamam mı? Heh, yaparım. Hemen oraya dalmak istiyor. Yani o yapılamaz denen şeyi yapmak istiyor. İşte bu içgüdü bütün hayatta aslında çok önemli bir şey. Şimdiki çocuklarda şey oluyor hocam, bu yapamazsın çok işlemiyor çocuklarda. Böyle bir gevşeklik, bir gevreklik, yapmam. Bak herhalde. Ne güzel bir gözlem. Niye yapayım ki ya? Ne güzel bir gözlem. Evet, biz çünkü niye öyleydik çocukken? Niye ya? Nasıl açıklıyorsunuz bunu? Çok bozdular hocam. Dayak cennetten çıkmadır. Dayak kalktı okullarda. Alakası yok, alakası yok. Dayak yediğimiz zamanlarda biz neler yapıyorduk? Şimdi çocuk onu bilişsel olarak bilgisayar oyunlarında hallediyor çünkü. Nerelerden atlıyor, nerelerden uçuyor, ne uçak simülasyonları, ne uzay feza gezmeleri. Çocuğun normal hayata sınırını aşacak enerjisi kalmıyor zaten. Bütün bilişsel simülasyonu orada yaptığı için gerçek hayatta şu duvardan şu duvara atlamak artık kimsenin ilgisini çekmiyor yani. İnsanı gerçekten böyle kabın içindeki su gibi durağan hale getiren maalesef ciddi de bir tehlike. Dediğiniz gözlem doğru. Şehirli çocukların sebze gibi oturmasının altında böyle bir sayende yattığından şüpheleniyorum. Bu konuda bilimsel çalışmam yok. Benim de gözlemim var ama beyni biraz bilince bu sonucu otomatikman çıkarıyorsun zaten. Aslında burada benim sormak istediğim şey şu. Vücudumuzdaki bu tarz şeyler gerçekten bizim duygusal ya da beynimizle ilgili bize veriler verir mi? Verir tabii. Yani bu verileri nasıl değerlendirmek lazım? Çünkü bu tarz şeyler çok çıkıyor ya. Hep böyle gündem oluyor. Öyleyse bu sundur falan. Yani evet. Ömer Çelakıl. Onu Ömer Çelakıl şeyi demeyelim. O şöyle. İnsanoğlunun kadim bilgi tiplerinden bir tanesi. Buna örüntüsel bilgi diyoruz. Şamanlar mesela iyileştirmek için bu tarz bilgileri çok kullanmışlar. İslam bilginleri arasında ilmi sima adı altında bunu çok yazar. Mesela Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Marifetname kitabını açarsanız sayfalar dolusu ilmi sima tabirleri vardır. İlmi sima dediğimiz insanın yüz ve daha sonra beden özelliklerinden onun karakteri, düşünüş biçimi, yaşayış biçimi, işte alim mi, cahil mi, şaki mi, sait mi ona dair çıkarımlar yapabilmenizi sağlayan şeyler. Fakat şimdi biz bu devirde tutup da İbrahim Hakkı'nın kitabını açıp onunla birebir uygulamaya kalkarsak anakronik bir durum olur. Çünkü zamanla aykırı bir hareket yapmış oluruz. Bir, İbrahim Hakkı gibi isimler doğrudan bu bilimi üretenler değil, alıp aktaranlardır. O bilgi zaman içerisinde çok kaybolduğu için yüzyıllardan beri de biz o bilgiyi şu anda nasıl kullanacağımızı da bilmiyoruz. Mesela tıpta bazı bildiğimiz şeyler var. En basitinden işte kulak memesinde krenasyon denen şöyle bir yarık vardır bazı insanlarda. Kulak memesi, yani yarık dediğim hafif bir girinti. Bu girinti olan insanların kalp krizi geçirme olasılığı daha yüksektir mesela. Bu bilinir. Bunun gibi bedensel işaretler bir takım şeylere işaret ediyor olabilir. Fakat bu bilimsel çalışmayla gösterilecek kadar kesin değildir. Tek bir faktöre bağlı değildir. İşte kulağında çizik olacak, fazla kilolu olacak, gözü şöyle olacak, bilmem ne olacak. O zaman bu fizyonominin şu duruma gelme olasılığı daha fazladır ya da daha düşüktür diyebilirsin. İlmi sima, algoritmaya, bilimsel çalışmaya, istatistiğe uymayan, insan zihninin yakaladığı kompleks örüntülerden çıkarttığı anlamlara dayanan eski tip ama bana sorarsan önümüzdeki dönemde de çok önemli olacak bir bilgi tipi. Dolayısıyla bu bilgiyi biz bugün unuttuk. Niye algoritmik bir şeyler öğretiliyor bize? İşte şu hastalıkta şu ilacı var, işte gözü böyleyse kes al falan gibi. Az faktöre indirgemeye alıştık çünkü. Nedenleri az sayıda nedene indirgediğimizde daha kolay yapabildiğimizi zannediyoruz ama örüntüsel bilgi eksikliğinden dolayı mesela şu anda tıp şifa veremiyor. Şifa veremiyor derken bunu özellikle söylüyorum. Kitaba da yazdım. Arıza çıkacak. O yüzden buradan önden tekrar edeyim. Tıpta mesela hiçbir kronik hastalığın tedavisi yoktur. Hiçbir kronik hastalığın tedavisi yoktur. Bu ne demek? Şeker, kalp hastalığı, tansiyon, işte yüksek tansiyon, kanser, ömür boyu süren o hastalıkları tıpta ilaçlarla sadece baskılayabiliyoruz. Belirtilerini azaltıyoruz. İyileştiremiyoruz. İyileştiremiyoruz.
iyileştirme ne demek? İlaçtan bağımsız bir yaşam veremiyoruz insanlara. İlaca bağımlı hale geliyorlar. Halbuki bu tip hastalıklarla insanoğlu yeni tanıştı bu arada. Bunlar yoktu. Mesela dizanteriden ölüyordu. Gripten ölüyor. 1900'lerde en fazla insan öldüren şey grip. 4 milyon falan insan öldürmüş grip. Ama bugün gripten ölmüyoruz. Bir hafta yatıp kalkıyoruz. Ama şimdi yeni hastalıklar. İşte o strese bağlı, medeniyete bağlı hastalıklar. Bunların da bugün bildiğimiz tıbbi, işte bilimsel tıp mantığıyla çözümleri yok. Sadece belli belirtileri bastırıp bazen birçok yan etkiyle baş etmek zorunda kalıyoruz. Depresyon falan hakeza bunların önemli örneklerinden bazıları. Netice itibariyle örüntüsel bilgi geri gelirse hekimler de geri gelecek. Örüntüsel bilgi gelene kadar doktorlarla sağlığımızı korumaya çalışmaya devam edeceğiz maalesef. Hekimler geldiğinde ise kadim sorunlara yeni çözümler önerecek.